Şunların güzelliğine baksana ya. Bir insan bunları sevmez. Bir de şöyle bir şey var, güvercin çok güzel bir şey. Düşünsene, bir şeyi özgür bırakıyorsun, sana kendi iradesiyle geri dönüyor hiçbir karşılık beklemeden. Bir ses söylüyor. Hop! Ya Hasan yapma be. Ya onu bu hep beni kandırıyor, tamam mı? Bu hep beni kandırıyor. Nasıl heyecanlanıyorsun ama. Ağam benimle evlenir. Şimdi hep soruyorlar bizim videoların altında, bayağı kuşçu arkadaşlar da yorum yapıyor. İşte abi ne cins besliyorsun? İşte bize de güvercin var. Ben Trakya makarnası beyaz güvercini besliyorum arkadaşlar. Bunların özellikleri yüksek uçup yön kabiliyetinin yüksek olması ve makara özellikleri. Bu önümüzde gördüğünüz kuşlar yarışmalarda kendini ispatlamış bir takım. Yani bir dişi bir erkek. Kupaları da mevcut kuşların. Çok uğraş verici, güzel bir hobi. Ben çocukluğumdan beri hiç vazgeçmedim. Bunları nereden edindim diye sorarsanız herkes birilerinden güvercin almıştır başlarken. Ben bunları bu takımı oluştururken Kırklareli'de, Karadır'da Cem abim var. Cem Akcan. Erkek kanını oradan, dişi kanını da Muzaffer Efe diye bir kardeşim, Devrem var. Ondan aldım. Kırıkköy'den kendisinden. Onlardan oluşturduğum, güvercinlerden aldığım yavrular bunlar. Bunlarla birkaç yarışmaya katıldık. Yarışmalarda hakemlik yapıyorum. İşte bunların belli ırk özellikleri var. Havadaki performansları olmazsa olmaz. Bir de ayrıca masadaki performansları var böyle gördüğünüz gibi. İşte kafeslerde değerlendiriliyor. Yarışmalar yapılıyor. Festivaller yapılıyor. Dernekler bazında. 5-6 ana renk, 2-3 tane de ara renkleri var. Bendekiler beyazlar. Sarı ve siyah da mevcut ama özellikle beyaz ağırlıklı bakıyorum ben. Şunların güzelliğine baksana ya. Bir insan bunları sevmez mi? Bir de şöyle bir şey var. Güvercin çok güzel bir şey. Düşünsene, bir şeyi özgür bırakıyorsun, sana kendi iradesiyle geri dönüyor hiçbir karşılık beklemeden. Gidebileceği koskoca bir dünya varken tekrar yuvasına geri geliyor. Çoğu insandan daha sadakatliler yani. Çok güzel bir sevgi. İnsanı çok kötü şeylerden uzak tutuyor. En azından kümeste eğleniyorsunuz, evinizde vakit geçiriyorsunuz. Sevdiklerinize, aranıza başka hiçbir şey girmiyor. Güzel bir hobi. Ben severek yapıyorum. Buradan tüm kuşçu arkadaşlarıma da selam olsun. İlk nasıl başladım? İlk 7 yaşındayken başladım güvercin bakmaya. Bir akrabamız işte yabani güvercinlerden yakalamışlardı. Herkese veriyorlardı. İşte kimisine misket karşılığı falan. Topunu getirip verip güvercin alan vardı. Biz de arkadaşlarla beslemeye meraklıydık. Akrabadan istediğim bir tane verdi. Öylelikle başladım 7 yaşında. Hiç de bırakmadım. Ben askerdeyken bile annem baktı güvercinlerime. Asıl hayalim buydu, böyle kümesler yapıp uçurup izlemekti. Onu da başardım. Bir 10-11 yıldır öyle aktif, hem masada hem havada seyredebileceğim güvercinlerden edindik. Ustalarımız edindirdi sağ olsun. Buradan bütün kuşçu arkadaşlarıma selamlar gönderiyorum tekrardan. Trakya makarası ırkını besleyen veya başka bir ırk besleyen arkadaşlarıma. Kendimize ait oluşumlarımız var. Mesela bunlardan bir tanesi de Trakya Makarası Performans ve Uçum Birliği diye bizim oluşturduğumuz bir birlik var. Öncülerinden, bu camianın sayılı kuşçularından, eski üstadlardan Necat Asoğlu abime buradan bir kere daha teşekkür ediyorum bizi böyle bir birlik altında topladığı için. Güzel bir oluşum. Kendisinden çok şey öğrendik. Bize çok ışık tuttu. Çok teşekkür ederim kendisine. Ortak sevdamız güvercin. Bu güzel hobi sayesinde birleşiyoruz. Yani mezatlar oluyor dernekler arasında. Beşeri ilişkilerimiz daha da kuvvetleniyor. Yani toplumun her kesiminden insan bu hobiyle ilgilendiği için yani bir devlet memuru da güvercin bakıyor. Bir polis memuru da güvercin bakıyor. Bir işçi de güvercin bakıyor. Bir emekçi de güvercin bakıyor. Çocuklar da güvercin bakıyor. Güvercin bakmak güzel. Birçok insanı, bir araya gelemeyeceği düşünülen birçok sosyal yönden ayrı yaşam tarzına sahip olan insanları birleştiren bir hobi. Güzel de bir hobi. Ben çok seviyorum. Severek de besliyorum. Ölene kadar da besleyeceğim. Yani şöyle düşün. Bana çok güzel iş teklifleri geldi mesleğimle alakalı. Sadece güvercinler var diye gitmediğim yerler oldu. Çünkü bunları götüremezsem ben oyalanamam hiçbir şekilde. Bunlardan uzak kalamıyorum yani. Nereye gitsem aklım güvercinlerinde kalıyor. O bambaşka bir duygu. Onu salıp uçurup tekrardan sana gelmesi insanı çok mutlu ediyor. Düşün, yumurtadan çıktığı günden uçtuğu güne kadar, ömrünü tamamlayana kadar sana keyif yaşatan bir hobi. Çok güzel bir şey. Ya yeri geliyor mesela, bunlar ırk takibi yapılmış kuşlar. Mesela ben kendi adıma boncuklar bastırıyorum. 5 günlükken takılıyor bu ayağındaki boncuklar. Ve bir daha ömür boyu çıkmıyor. Üreticinin ismi, soy ismi, yani takip edilmiş bir ırk olduğunun göstergesi. İşte bu başarılması zor bir şey ama uğraşıyoruz dernekler bazında. Böyle numaralandırmaya, boncuklama çalışmasına özen göstermeye çalışıyoruz bütün kuşçularla. Şimdi şöyle mesela, ben insanın da ahlaklısını ve zekisini severim. Terbiyelisini. Hayvanın da öyle. Mesela kendi yerini bellemeli, başka kuşlara karışmamalı, karışsa dahi orada kalmamalı. Yani başkasına yakalanmamalı. Düşün, ben bunları yavruyken hiçbir tarafı bilmezken çıkarıyorum, salıyorum. Alışıyorlar, gitmiyorlar. Ne kadar yükseğe çıktıklarını bir görsen şaşırırsın. Yani gözden kaybolacak kadar yükseliyorlar ama yine de evlerine geliyorlar. İşte bizim kuşta aradığımız ahlak, zeka, performans hepsi dört dörtlük olmuyor ama dört üçlük olanlar mükemmel keyif yaptırıyor insana yani. Ya işten geliyorum, düşünsene. İşten geliyorum, şöyle buraya oturuyorum. Yazın mesela ayaklarımı leğenli su yapıyorum, sokuyorum. Alıyorum kahvemi, uçuruyorum kuşlarımı, buradan seyrediyorum, stres atıyorum, toprağa basıyorum. Onların yavrularını takip ediyorum. Hepsini kayıt altına alıyorum, defterden not alıyorum. Hangisi hangisinin yavrusu, boncuk numaralarına göre hepsini kayıt ediyorum. Takip ediyorum yani. Kime ne verdiysem onları da takip ediyorum. Mesela atıyorum bu 37 numaralı dişi, beyaz dişiyi kime verdim? Onur İldeniz. Onu defterime not alırım mutlaka. Ustalardan öğrendim.
güvendik. Takibi daha kolay oluyor. Başka şehirlere kuş verdiğim oldu. İstanbul, İzmir. Oralara da güvercin verdiğim oldu. Şöyle İzmir'de de bu tarz güvercinler bakıyorlar. Orada dönek ve saya daha çok bakıyorlar da kelebek dediğimiz ırkı. Bu tarz güvercin bakanlar da var. Oranın kültürü de Trakya'ya yakın olduğu için de bunların asıl ana vatanı Rumeli taklacısı yani Trakya makaracısı. Bizim kendi yöremize has bir ırk. Yani mesela Anadolu'nun kendine ait bir ırkı var. Mardin kuşu. İşte Adana'nın kendine ait Adana dalıcıları var. Bu da bizim ırkımız. Çok da keyifli bir ırk ha. Bursa kuşu var mesela. Bursa oynar kuşu. Belgeselleri çekilmiş bir kuştur. Trakya makaracısı da o tarzda bir kuş. Mezatlarda bir araya geliyoruz, festivallerde bir araya geliyoruz. Birçok yerden birçok dostum oldu benim mesela. Trakya'da, İzmir'de, İstanbul'da çoğu yerde tanınıyoruz. İlişkiler gelişiyor. Kuş alıyoruz, kuş veriyoruz. Oturup kahve çay içiyoruz, arkadaşlık ediyoruz. Birçok şeyi paylaşabiliyoruz yani. Öyle bir güzel bir ortam. Mezatlar derneklerde belirlenen günlerde yapılıyor mesela. Her derneğin günü ayrı. Mesela atıyorum Lüleburgaz Kuşçular Derneği'nin cumartesi, bizim Pınar Eser Derneği'nin cuma. Baba Eski'de derneğimiz var. Onların perşembe, çarşamba kırklar elinde, pazar yine kırklar elinde. Bir kuşsever arkadaşlarla, bu hobidaşlarla bir araya geliyoruz. Yani düşün 70 yaşında adam da var, 15 yaşında çocuk da var. Çok güzel bir sohbet ortamı oluşuyor. Çok insan tanıyorsun. Onlar seni tanıyor. İşte tecrübelerinden faydalandığımız abiler var. Mesela benim çok tecrübelerinden faydalandığım abiler var. Erdoğan Avraplerinden selam olsun buradan Erdoğan abime. Bu kuşta 4-5 rengi besleyip hakkını veren bir abim, ustadır. Ondan çok şey öğrendim. Kuş da edindim. Keza Cem abim var, Tayfun Akar abim var, Tayfun Akar ustam var. Bu camiada birçok kişi var. Tekirdağ'da Mehmet abiler var, Göksel abiler var, Cemal abiler var. Yani birçok insan var bu ırkı besleyen ve onlardan öğreneceklerimiz çok fazla. Hala da öğreniyoruz. Öğrenmenin yaşı bitmiyor. Tecrübelerinden faydalanmaya çalışıyoruz ustalarımızın. Dedim ya, sonu olmayan bir şey bu. İçine girdiğin zaman bir girdap gibi, böyle sonu da yok. Aynen gökyüzü gibi. Kızanlıktan beri bakıyoruz yani. Hepsini tanırım. Künye numarası olmasa dahi tanırım. Bir güvercini mesela ben verdiysem başka birine, künyesini bantlasın, ben o kuşu çatıda göreyim ya da elime alıp bakayım, tanırım yani. Muhakkak tanırım. Onların hepsi benim çocuklarım. Mesela bak şeyi de, incit boncuk, o köpeği de çekebilirsin. Onu mesela ben yolda yaralıyken buldum. Ölmek üzereydi evimiz önüne geldiği zaman. Baktım, iyileştirdim. Günde 5 ekmek yiyor. Benden fazla masrafı var ama seviyoruz, bakıyoruz. Hayvan sevgisi güzel. Çocuklara da bunu aşılamak lazım. Hayvanı sevmeyen insanı da sevmez. Ben o kanadayım yani. Bir insanın yüreğinde hayvan sevgisi yoksa vicdanı da yoktur. Farklı kombinasyonda olan renkli yani. Bir ses seni. Hop! Ya Hasan yapma be. Ya bu hep beni kandırıyor, tamam mı? Bu hep beni kandırıyor. Size dedim ya, kahverengi renginde, kırmızı olur, renginde dur, falan. Bir dakika, dur. İmdat. Onu bu kamera beni yarım çekebilir mi mümkünse? Çek, boydan çek. Şişman oldu, ortaya çıksın. Onu böyle bir enine daraltalım. Buradan İmdat Şen ustama, büyük öncalığı İmdat Şen ustama çok selamlar gönderiyorum. Kendisi de büyük ustalardan, üstadlardan biridir. Performans üzerine özellik. Kahverengi, çikolata dediğimiz renk var. Onda da sarısında, tepesinde usta iyidir. Ne yapıyorsun? İyi. Ya o hep beni kandırıyor Onur. Bir bağırıyor. Kemal abi. Yapsana bir kere. Nasıl yapayım? Kemal abi. Bağırıyor. Birisi gel. Gelinim gidelim çok olur. Tamam mı? Kapıda bile şeyde, duvarda bile isim yazıyor. Gelirken görmüşsünüz. Kardeşim camdan bakıyorum, tamam mı? Özellikle böyle kuşlarla uğraşıyor, temizliyor. Kan ter içinde ve burnundan soluyor. Anlıyorum. Tam o zamanda iniyorum. Kemal abi. Ben de biri geldi diye koşuyorum kapıya doğru. Bakıyorum kimse de yok. Bak eğleniyor benimle işte. Nasıl heyecanlanıyorsun ama. Aa, benimle eğlenir. Kuş bakmanın konusunda ne diyorsun? İlk baş kızıyordu biliyor musun güvercin? Ben kuş bakmana kızıyordum. Çünkü ben bakamıyorum, sen bakıyorsun. Ya bir de şimdi kızıyordu bazen bana, işte çok vakit ayırıyorsun. İşte gel oturalım falan. Gel diyordum, bahçeye oturalım. Bahçe ne kadar aynen, güzel işte yeşil. Onun formülünü bulduk yani. O evde oturmuyor, ben bahçede oturuyorum. Daha güzel. Çözüm kolay aynen. En azından yollarda insan aramaktansa, geç geldi mi gelmedi mi düşünmektense, evimiz belli, yerimiz belli. Aynen. Zamanımızı sevdiklerimizle geçiriyoruz. Ama yazın hiç affım yok yani. 4'ten saat hava kararına kadar güvercinlerleyim. Hiç affetmem. Onlar ilgi bazen istiyor. Arkadaşlarla konuşuyoruz işte, gelmedi benimki falan diyor. Ben saate bakıyorum, diyorum 5 dakikası var şimdi bahçede. Ne? Saatimiz bile belli, görüyor musun? Yani aynen. Yani bazen arayanlar oluyor. Hiç telefonlarını bile duymadığım oluyor. O kadar dalgın oluyorum. Çünkü insan sevdiğini görünce çok farklı bir hale bürünüyor. Ben de onları çok seviyorum. Onlarla ilgilenirken gözüm hiçbir şey görmüyor. Kulağım duymuyor. İşte bazı arkadaşlar arıyor. Ya arkadaş, arada kaçmadım. Sonradan beni tanıyanlar tahmin ediyor. Kuşlardasındır diye mesaj atıyorlar zaten bana. Çünkü bunlarla ilgilenirken başka bir şeyle ilgilenmek istemiyorum. Biz bu arsa vardı, eve başladık. Biz eve taşınmadan önce zaten onlar taşındı. Yani biz onların bahçesinde oturuyor gibi hissediyorum. Evet, biz bahçeye eve bu... Sakin. İncik boncuk ne oldu? Ya çekyat kadar köpeğe Göksu isim koydu. İncik boncuk da diyemiyor. Kelleri tez söyle, incik boncuk. Ben şikayetçi değilim. Zaten biz onların bahçesinde oturuyor gibi bir hal var bizde. Bahçeye eve başladık. Ev bitmeden onların yeri hazırdı. Onlar bizden önce taşındılar yani. Esas mekanın sahibi onlar. Aynen. Çünkü ev yokken kümes vardı. Arsayken daha kümes yaptırdım. Sevda böyle bir şey işte. Benim babam da varmış çocukken. Ama o zamanlar böyle kümesler falan yapılmıyormuş. Saçaklarda falan besliyorlarmış. Ahırların damlarında
onların saçaklarında falan sandık mandık koyuyorlarmış. Ben hatırlıyorum, hayal meyal öyle görüyordum saçaklarda güvercinler. Çocukluğumdan aklımda var. Güvercin uçuran, yani uçurarak performans olarak ilgilenen arkadaşlar genelde havanın daha sakin, daha durgun, daha dingin olduğu zamanları, rüzgarsız olduğu zamanları sever. Ha tabii bu şimdi kuşun, performans kuşu bakanların zamanları da kısıtlı, biliyor musun? Benim de zamanım kısıtlı. Zaman kısıtlı derken şöyle zaman kısıtlı alış. Şimdi atmaca ve şahin yırtıcı kuş saldırısı çok oluyor havada olan hayvanlara. Bir de biz küme halinde uçurduğumuz için, yüksek uçtuğu için kartal, şahin bu saldırılara çok vuruyorlar. Mesela Mart'ın başında uçurmaya başlıyoruz. Eylül dediğin zaman saldırılar başlıyor. Güzel kuşları kaybetmemek için biz de onları kapatıyoruz. Bir dahaki sezona kadar üretimimize geçiyoruz. İyi performans sağlayanları üretiyoruz tabii ki. Çok fazla hastalık çeşitleri var. Genelde üst solunum yolu enfeksiyonu. Aynı insan gibi grip oluyorlar. Aşıları var. Genelde aşılarını yapıyoruz. Karma aşıları var. 6 ayda bir. İkişer periyotta yapılan aşıları var. İşte ekstra vitaminleri var. Yani çok büyük. İçine girildiği zaman çok geniş ve büyük bir dünya, biliyor musun? Maliyetli bir iş. Yani hem vakit hem nakit isteyen bir iş. Yani sayı çoğaldıkça maliyet artıyor ve vakit, ayırdığın vakit fazlalaşıyor. Ama o vakte kurban olayım. Ben onlara o vakte harcamakla hiç böyle zararda hissetmiyorum kendimi yani. Çünkü kendimi bana çok iyi hissettiriyorlar. Bunun psikolojide bir yeri var. Güvercin bakmak insanlara kendini iyi hissettiriyor. Herhangi bir evcil hayvan tabii ki iyi hissettir ama güvercin bambaşka bir şey. Güvercin bakmak isteyenlere tavsiyelerim. Çok güzel bir hobi ama şöyle bir şey. Yani başlayıp bırakmak, yani geçici bir heves olarak görmesinler. Çünkü bunların hepsi evlat gibi. Sevgiye, ilgiye ihtiyaçları var. Bunu bilincinde olarak başlasınlar. İyi bir kümes, iyi bir ortam sağladıktan sonra başlasınlar. Zaten başladıkları zaman her şey iyiye gidecek. Kendileri daha çok sevecekler yani. Posto güvercinleri, onlar en üst sınıf. Yani bugün kullandığımız bütün ilaçları, atıyorum karma aşıları, kürleri, vitamin gruplarını, yani beslemeye ve bakmaya yönelik bütün tabloları posto güvercini bakanlara borçluyuz. Onlar en üst kademe. Yani onlardan daha yukarısı yok. Profesyonel olarak posto güvercini ama maliyetli. Bunlardan çok daha maliyetli. Aynı bildiğin sporcu yetiştirir gibi idman yaptırıyorsun, antrenman yaptırıyorsun, kilometre mesela alıştırıyorsun. 3 kilometreden salıyorsun geliyor, 5 kilometreden salıyorsun geliyor, 500 kilometreden, 800 kilometreden yurt genelinde yapılan yarışlar var. Bu vakit ve güzel de bir nakit demek. Çünkü ayağındakilerin hepsi çipli, kümeslerin girişlerine makineler koyuyorsun, cüdükle eğitiyorsun, bayrakla eğitiyorsun. O çok daha başka bir şey. O biz şöyle diyelim, ikincilik posta güvercinleri Süper Lig, Şampiyonlar Ligi yaptı. Yani posta güvercin bakanlarda yer belirlemek için. Yani o bayrak, o rengi, güvercinlere renk ve yörünge hafızası çok fazla. Manyetik alanı kullanarak hareket ediyorlar zaten. Kedi saldırıları yırtıcı saldırılara dahil. Yani yerde çok rahatsız ediyor. Ama yakalayamıyor genelde. Kanada olan bir hayvanı yakalamak kolay değil. Yakalarsa da avcı yani. Ne yapacak, bir şey yok. Kanadı var abi, yakalatmasın kendini. Susuyor, akıllı o ya. Benden akıllı. Andan öyle diyor, senden daha akıllı diyor. En azından laf dinliyor. Yabani hayvan saldırıları da oluyor mesela. Ya yerde bakılan, yerleşim yerinden uzak yerde bakılan kuşlarda, kümeslerde saldırı çok fazla oluyor. Tilki bile saldırıyor yani, düşün. Bu gelincik dediğimiz ya da kokarca dediğimiz kemirgenler de bunları zarar veriyor. Ya bunun dostu yok. Dostu insan. Başka dostu yok. Havada uçsa şahin. Yerde inse kedi veya başka bir maluk. Ama doğanın dengesi. Yapacak bir şey yok. Çocuk gibi ilgileniyor sana dayıcım. Anladın? Çocuk. Kızan bunların hepsi. Bunların hepsi benim kızanım. Üstüme kayıtlı hepsi. İyi ki böyle bir hobim var. İyi ki güvercinlerle tanışmışım. Hayvan sevgisi çok güzel. Herkese de öneriyorum. Şiddetle öneriyorum. Güvercin bakmak isteyenler onun sevgisine maruz kalınca zaten her şeyi daha iyi anlayacaklar. Ya bu bizim ortak sevdamız ya. Bu kadar güzel bir şey var mı? Baksana. Bunlar pamuk prensesler. Pamuk prensi ve pamuk prenses. Görüşmek üzere. Avuç içi kadar mutluluk yeter.